Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım üzerine çalışmalar yapıyorduk ve bugün arkadaşlar deneyimizin 7. günü. Neydi deneyimiz? İlk defa izleyenler için hatırlatıyorum. Çam iğnesini arkadaşlar şöyle çam iğnesini küçük küçük parçalara ayırarak yaklaşık 280 gram 280 gram da perlit, tarımsal perlit koyarak arkadaşlar bir dikim alanı yaptık saksıya ve seramızın içerisine koyduk arkadaşlar. Aynı şekilde beslendiği takdirde ne olacak diye. Bir deneyimiz arkadaşlar, bu şekilde beslendiği takdirde meyvenin tutumu ve kalitesi nasıl olacağını görmek için orta halli bir çilek fidesi diktik. Şöyle göstereyim. Orta halli bir çilek fidesi diktik. Bir de arkadaşlar küçük bir çilek fidesi dikerek burada gelişimi nasıl olacak diye baktık. Şimdi bir haftada arkadaşlar gözlemlerimizi seramızın bakıcısı olan Mehmet abimiz, hem kendi ağzından dinleyelim. Mehmet abi merhaba ilk önce. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi şimdi senin gözlemin ne? Bunda oluyor mu, olmuyor mu? Saksıda olduğu için drenajı biraz fazla geliyor. Bunun ayarlamasını yapacağız. Saksının altındaki delikler bir kez evet, fazla. Fazla ve saksı birazcık drenaj fazla olduğu için çabuk çok su istiyor. Tabii bunu biz poşetleme yaparsak aynen, sulamayı fazla değil de normal bir şekilde dengeyi tutturacağımızı tahmin ediyorum. Yani tek damla bir de yetmiyor değil mi sanki? Tek damla aslında yeter abim. Şimdi tek damla buradan normalde bir şeyden dolayı. Yani. Bu sisteme yetmiyor çünkü şeyimiz su kaybımız çok fazla. Evet. Üstü tamamen açık. Evet. Isıdan dolayı çok çabuk buharlaşmamız var. Buharlaşmamız olduğu için baktım üst yüzeyi nereden baksanız arkadaşlar 1 santime yakın bir kuruluk var. Ondan sonra nem var. Nem evet. Var. Bu da bize biraz aslında çilek için iyi bir şey. Gövdede çok fazla nem olmasını çilek sevmez. Ve böylece aslında zararların önünü de biraz kapatır. Kökçürüklüğünü kapatır. Aşırı. Ondan sonra şey kırmızı örümcek gibi şeylerin lavra atmasını engeller. Evet. Etkenlerin. Ama bir yandan da sulama periyodu bunlarla aynı olmuyor. Tabii. İster istemez bu daha fazla su çekiyor. Tabii burada aslında alttaki delikleri biraz azaltırsak drenajı biraz tutarız ama üst tarafta illa kuruluklar, üst taraftaki kuruluk olacak. O da bizim için çok sıkıntı değil. Bizim için önemli olan alt kök tarafının nemli olması. Evet. Aynı farklı bir uygulama yapmıyorsun. Aynı besin, aynı ilaç. Aynı ilaç, aynı besin, aynı çizelge üzerinden gidiyoruz. İşte sadece dediğim gibi bir gözlem yapıyoruz. Bir sulamayı bir hafiften 2 günde bir veya 3 günde bir hafiften ek olarak fazla gidiyor. O da bizim kokopitin, kokopitle bu eşdeğer olabilir ama bu açık olduğu için, drenajı fazla olduğu için çabuk kuruma yapıyor. Bir de altta yapıyor. Deliği daha fazla. Deliği daha fazla olduğu için hafiften bir sulama yaptık 2 defa. Şimdi geçen videoya göre arkadaşlar şeyi göstereyim. Abi biraz yaklaş. Bakın meyve tutumları yoktu. Meyve tutumları başlamış geçen videoya göre. Evet. 7 gün önceki videoya göre açıklamalar kısmına atacağım. Oradan da bakabilirsiniz ilk dikimi. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane, 4, 5, 6 tane meyve tutmuş. 6 meyve tutmuş artı çiçeklenmeler başlamış. Yeni sekonder, primer yani 1. 2. 3. çiçeklenmeler tek dal üzerinde şöyle göstereyim. Tek dal üzerinde 1. 2. 3. çiçeklenmeler yapmış. Bu da bizim için gayet başarılı bir sonuç. Orta gövdede arkadaşlar bakın şöyle kardeşlenme yapmış. Yeni bu taze kardeşlenme evet, yapmış. Bu da bizim için gayet güzel. Şu ortadaki çiçek ama şu ikisi kardeşlenme. Bu bizim için gayet güzel. Yani 7 günlük bir periyotta şu olay gayet bizim için başarılı. Evet. Şeyde burada da arkadaşlar öldürmediğimiz için seviniyoruz. Çünkü biraz güçsüz. Öldürmediğimiz için seviniyoruz. Ama şeyde yaprakların yapısına, duruşuna baktığımız zaman gayet dik duruyor. Zaten bu bir fideyi çok şey diktik abi. Küçük ve aynen, bitkin bir şekilde. Özellikle öyle diktik ama ki. Ama bak yeniden ufaktan bir yaprak geliyor buradan. Aynen. Yani çalışacak. Bir de dediğimiz gibi bunu yeni diktiğimiz için bu köklenip tekrar kök kavraması için aşağıdan
küçük kılcal damarlar çıkacak ya. O zaman evet, daha kuvvetli olacak. Aynen. Bir de arkadaşlar bunun nereden baksan şu halden bu hale gelebilmemiz için en az 2-3 ay geçirmesi gerekiyor. Yani ama şimdi şey, güneşten moralimiz arttı, sıcaklık arttı. Sıcaklık fotosentez arttı. Artar. Yaklaşık 1,5 ayda gene şu seviyeye gelebilme ihtimali var. İnşallah göreceğiz. İnşallah görürüz. Arkadaşlar şimdilik deneyimizin 7 günlük, 7 gün sonraki sonuçları bu arkadaşlar. Bir dahaki sefere buradaki çam iğnelerini daha küçük yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi biz şöyle şu şekilde yaptık. Yaklaşık yarım santim, yarım santim. Bir dahaki sefer arkadaşlar artık mutfak robotundan mı geçiririz, zondadan mı geçiririz? Biraz daha kum kıvamına getireceğiz. Hatta ben onunla tohumdan çetil yapacağım. Viyollere. Evet. Perlitle onu karıştıracağım. Küçük hale. Şey yapacağım. 20-20-20 NPK. 5000 aralığı bir gübre var. Onunla da şeyini 2 gün banyo yaptırıp kuruturup sonra onunla şişireceğim. Onunla şişirip o bir mineralli gübreyle aynen besin yerine geçecek. Şişireceğim. Evet. Böylece tohumdan fide de fidenin istediği ortamı oluşturmuş olacağım. Nötr ortamda. Evet. Bunu vererek fidenin istediği ortamı oluşturmuş olacağım. Daha doğrusu tohumun istediği ortamı oluşturmuş olacağım. Tabii bu deney olacak arkadaşlar. Tabii. Böyle bir şey ilk defa deneyeceğiz. Böylece arkadaşlar torf maliyetinden ve topraksız tarımda özellikle hidroponik sistemde o torf sıkıntı yaratıyor bize. Evet. Bir de çetili illa yıkamak gerekiyor. Şudur budur. Eğer böyle bir şey yaparsak zaten suya değdirdiğiniz an çam iğnesi kendiliğinden bırakacak kendini. Ve böylece hidroponik sistemlerdeki en büyük sorun olan tıkanmayı, işte kalıntıyı, torftan olan kalıntıyı evet, minimize edeceğiz arkadaşlar. Aquaponik olarak, topraksız olarak ve hidroponik olarak arkadaşlar deneylerimiz ve çalışmalarımız saha ortamında devam edecek. Bizi izleyip, takip edip, videolarımızı mutlaka takip edip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Mehmet abi söylemek istediğin bir şey var mı? Abi yok, söyleyecek bir şey yok. Deneyler yapacağız. Arkadaşlara, çevremize, memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah işimizi rast getirir inşallah. Amin. Bu deneyler tabii sadece bizim değil, genelde Türkiye olarak. Aynen. Yani bizlere yararlı bir şey, çiftçilerimize, ben de bir çiftçiyim, bana çok yararlı bir şey. Aynen. Kendimden örnek bir şeyim. Herkes için hayırlı olur inşallah. Bir kaba tasla şey yapayım arkadaşlar, hesaplama yapayım. Eğer şu kokopitten kurtulup bu ürüne geçersek, size şöyle söyleyeyim, kurulum maliyeti şu günün fiyatıyla arkadaşlar 50.000 ile 45.000 arası düşüyor. 50.000 lirayla 45.000 arası kurulum maliyeti düşüyor abi. Dönüme mi, iki dönüme mi? İki dönüme. İki dönüm için doğru. İki dönüme. Aşağı yukarı öyle bir şey evet. 50.000 lirayla 45.000 lira arası düşüyor arkadaşlar. O yüzden bizim için çok çok önemli. Yani yarın bir gün başka materyaller de çıkabilir atık malzemelerden. Hani ne olur bilemeyiz yani. Tabii. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.